Merhaba Tamindir takipçileri, bu videomuzda Vestal Venus E4'ü yakından inceliyoruz. E4 özellikle fiyatıyla dikkat çeken bir model ve tabii ki de yerli üretim, ülkemizde üretilen bir akıllı telefon şu anda elimde. Hemen gelin telefonun dış detayına bakalım, daha sonrasında teknik özelliklere devam edelim ve alınır mı alınmaz mı sorusunu da cevaplayalım. İlk olarak telefonun dış görüntüsüne baktığımızda hemen ekran tasarımı aslında dikkat çekiyor arkadaşlar. Çünkü ekran tarafında Vestel eski nesil bir ekran tasarımını kullanmayı tercih etmiş bu cihazda. Olabilir miymiş? Yani çok da aslında fiyata baktığınızda gerekli de açıkçası görmüyorum diyebilirim. Ekranın hemen üzerinde yine tabii ki AIZ sensörler ve kamera konumlandırılmış durumdayken sağ tarafında ses açma kapama tuşları ve ekran kilit tuşu yer alıyor. Hemen üst tarafa doğru geçtiğimizde üst tarafta 3.5 mm'lik kulaklık girişini ve yanında da micro USB girişini görüyoruz. Bu micro USB girişiyle alakalı size videonun sonuna doğru bir şeylerden bahsedeceğim. Yani çok ufak bir şey, çok belki de çoğunuz için önemli değildir ama bence güzel bir özellik. Telefonun alt kısmında da hoparlör yer alıyor. Elimle tutmuş olduğum bu telefonun arka tarafında ergonomik olarak konumlandırılsaydı, biraz daha böyle ergonomik olsaydı daha iyi olurdu diye düşündüğüm bir parmak izi okuyucu var. Tam arka tarafta, ortada gibi duruyor. Keşke biraz daha aşağıda olsaymış. Ve sol üst köşede de bir adet kameramız yanında flash ile birlikte duruyor. Vestel Venus E4'ün kutu açılışında aslında dikkatimizi çeken bir detaydı bu. Arka kapağı çıkıyor arkadaşlar ve arka kapağı çıktıktan sonra telefonun pilini çıkartabiliyorsunuz. SIM kartını ve isterseniz microSD kart taktıysanız microSD kartı da bu şekilde takıp çıkarabiliyorsunuz. Telefonda işletim sistemi olarak Android 8.1 yüklenmiş durumda. Android 8.1 ile gelen Vestel Venus E4'ün bence güncelleme alma ihtimali yüksek arkadaşlar, ama almaya da bilir, onu da söyleyeyim. Yani iki konu içinde, iki senaryo içinde net bir bilgi maalesef elimize ulaşmış değil. Yani siz de yanlış yönlendirmek istemem ama Venus E4'ün işlemci tarafı aslında birazcık bu seviyedeki bir cihaz için söylenmesi gereken bir detay. Snapdragon 425 var cihazda. Fakat RAM tarafı 2 GB'lık bir RAM olarak belirlenmiş durumda. Devam ettiğimizde, yani şöyle söyleyeyim, RAM, evet haklısınız, 2 GB'lık RAM oldukça az olmuş bu telefon için. Fakat bu telefonun bence hitap ettiği kişiler ya da kullanıcı kitlesine yeterli bir miktar olmuş. Onu da yine videonun sonuna doğru sizlere bahsedeceğim. Fakat şu anda teknik özelliklere devam edelim isterim. 2 GB'lık RAM'in yanında 16 GB'lık bir depolama kapasitesine sahip dahil olarak bu telefon ve yanında microSD kartla maksimum 128 GB'a kadar bu hafızayı yükseltmeniz mümkün ve cihazın Geekbench skorlarına baktığımızda da ortalamanın biraz altında bir skor gördüğümü söylememde fayda var. Ekran 5.5 inç ve normal LCD bir panel arkadaşlar. Bu ekranın aslında ekran kas oranına çok fazla değinmekte fayda yok diye düşünüyorum. Çünkü eski tip bir ekran olduğu için, ekran tasarımı olduğu için, daha doğrusu ekran eski tip değil, ekran tasarımı eski tip olduğu için ana ekran kas oranı çokça iyi değil maalesef ve ekran çözünürlüğü de HD Plus olarak belirlenmiş durumda. Ve ekranın da açık piksel yoğunluğuna dikkat etmekte fayda var. 295 ppi'lik bir piksel değeri var. Piksel yoğunluğu var bu telefonun ekranının. Genel olarak baktığımda ekranın parlaklığı ve görüntülerin canlılığı kullanıcıyı tatmin edecek seviyede diyebilirim. Özellikle fiyatına da baktığımda bu daha da memnuniyeti arttırdığını da belirtmemde fayda var. Çünkü fiyatı oldukça düştü telefonun. Şu anda daha düşük fiyatlara inmiş durumda. Telefon için aslında önemli olan iki detay var. Zaten kendi web sitesinde de yazıyor ve hani Vestel'in de üstüne dura dura belirtmemde bir şey. Ön ve arka kamerada yer alan portre modları arkadaşlar. Arka kamera 13 megapiksellik bir kamera ve bünyesinde birçok özelliği barındırmasına rağmen portre moduyla öne çıkarmaya çalışmış Vestel. Tek kamera olmasına rağmen telefon portre modu çekebiliyor ve özellikle gün ışığı altında fotoğraflar çektiğinizde güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz bu telefonla, ama karanlıkta aynı şeyi maalesef söyleyemiyorum. Ön tarafta yine 5 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor ama bu kamera da yine tek başına olmasına rağmen portre modu çekimleri yapabiliyor arkadaşlar. Tabii ki telefonun video kayıt seçenekleri de önemli. Video kaydına baktığımızda maksimum Full HD çözünürlükte kayıt yapabildiğini görebiliyoruz. Yani telefon aslına bakarsanız ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitede bir telefon. Yani daha fazlasını size zaten vaat etmiyor. Bunu da belirtmemde fayda var. Hep birlikte şöyle bir kamera testlerine bakalım isterim. Siz nasıl buldunuz kamera ile alakalı yorumlarınızı aşağıya yazmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar Vestel Venus E4 ile video çekmek isterseniz sesiniz şu anda duymuş olduğunuz gibi videoya gidiyor.
Vestel Venus E4 aslında baktığınız zaman yerli üretim olması ve bunların tümünün dışında fiyatıyla dikkat çeken bir telefon arkadaşlar. Çünkü son aylarda akıllı telefon fiyatları anlamsız noktalara gelmiş durumda ve bu telefon aslında 1200 lira gibi bir fiyattan satışa çıktı. Fakat şu anda yani 1000 liralara falan bulunabiliyor. Yani düştü fiyatı bir miktar. Bir miktar daha düşer mi bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim telefonla alakalı. Telefondan çok yüksek performans beklemiyorsanız, yani telefonu telefon olarak kullanmak istiyorsanız bu telefona yönelebilirsiniz ama daha fazlasını istiyorsanız bu telefon için bir düşünmenizde fayda var mutlaka. Yani telefon telefon olarak kullanacak tüm kullanıcıları rahatlıkla memnun edebilecek bir akıllı telefon olmuş. Yani sosyal medya olur, arama olur ve işte günlük işler olur. Bunların hepsini rahatlıkla görüyor cihaz. Tabii ki oyun performansını yine de soracak olan arkadaşlarım var. Onu da söyleyeyim. Bu telefon bence oyun oynamaya yönelik çok verimli bir telefon değil arkadaşlar. Eğer oyun oynamak için bir akıllı telefon arayışındaysanız daha farklı bir modele, Vestel'in mesela Z20'sine ya da o fiyat seviyesindeki diğer modellere bakmanızı tavsiye ederim. Z30 da zaten her an çıkabilir. Onu da söylememde fayda var. Tabii ki batarya kısmı da önemli cihazın. Cihazda 2900 mAh'lık bir batarya var ve bu batarya micro USB girişiyle şarj oluyor. Fakat videonun başında size bahsetmiştim. Bu telefonda Quick Charge 1 teknolojisi var ve Quick Charge için, yani hızlı şarj için gereken adaptör de kutusundan çıkıyor. Yani telefonu hızlı şarj etmeniz de mümkün arkadaşlar. Genel olarak E4'e baktığımızda fiyatına göre telefon kullanıcısıyım ben, telefon lazım bana diyen kullanıcıları memnun edecek bir akıllı telefon olmuş Vestel Venus E4. Siz nasıl buldunuz Vestel Venus E4'ü? Yorumlara yazmayı ve videoyu bolca beğenmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.